Herkese merhaba. Bugün uzman psikoloğumuz sevgili Sena Toros'la birlikte dizlerimizin böyle bağının çözüldüğü, dalıp dalıp düşüncelere daldığımız özel bir konuyu konuşacağız. Aşkı evet. Konuşacağız. Çok hoş geldin anlattın. Sena. Hoş buldum. Aşk nedir? Aşkı şöyle tanımlamak istiyorum ben. Aşk bizden çıkan, karşıda yüzey bulan ve tekrar bize geri yansıyan şeydir. Aşkı aşk yapan ise bizden çıktığını unutmuş olmamızdır. Kişi karşındaki partnerine idealizm atfediyor ve onun kusursuz olduğuna inanıyor. Böyle olduğu zaman karşıdaki kişinin algılanması değişiyor. Kişi onu o kadar mükemmel görüyor ki bir kurbağayı prens ve prenses olarak görmemize sebep olabiliyor aslında. Değil mi? Evet. Gözümüzü kör ediyor. Evet, aslında hayal edilenle gerçek arasındaki geçen süre diyebiliriz. Peki aşk kalpte mi başlıyor, beyinde mi başlıyor? Aşk, bu soru çok geliyor. Aşk kalpte mi gibi görünse de semboller hep kalp ama aşk aslında beyinde. Gerçekten mi? Evet. Aşkın kimyası mı var? Evet, aslında bilinç altında depolanan, kusursuz arkadaş özelliklerine uygun biri karşımıza çıktığında aşkın kimyası işin içine giriyor. Aşkın 3 fazı var. İlk fazı fenilatilamin, dopamin ve norepinefrin. Fenilatilamin aşkın kimyasalı olarak da aşkın molekülü olarak da biliniyor. Böyle bulutların üzerinde hissetmemizi sağlayan bir kimyasal. Dopamin zaten seçici odaklanma hali, aşık olduğumuz kişiye karşı yoğun ilgi ve dikkatin artmasını sağlıyor. Odağımız o oluyor tabii. Tabii aynen. Norepinefrin de o kişiyle ilgili tüm detayları hatırlamamızı sağlıyor. Farkındaysan hani aşıklar hep böyle tarihleri, tüm unutmaz. Detayları unutmazlar. Evet. Yani başka şeyleri unutur ama onu unutmaz. Kesinlikle. Bu çok heyecanlı bir aşama, heyecanlı bir faz. Bu fazdan sonra endorfinler devreye giriyor. Fakat endorfinler aşkın ilk fazı kadar heyecan verici değil, daha çok bağlılık sağlayıcı şeyler. Ve ne oluyor? Kişi sıcaklık, sükunet, o bağlılığı mutluluk hissediyor. Aynen. Daha sonra oksitosin devreye giriyor. Maalesef birçok aşk bu devreye gelmeden bitiyor. Çünkü oksitosin de artık oksitosin devreye girdiği zaman iyice bağlılık, o kişiye karşı böyle sevgimizin arttığı bir dönem sürece giriyoruz. Peki neden biter? Neden biter? Şöyle söyleyeyim. Aşıklar, birçok insan aslında karşısındaki kişiye değil de aşka aşık. Evet. Ve ihtiyaçtan doğan aşk da sevgiye dönüşmediği takdirde bitiyor. Şimdi bazı insanlar aşkı ihtiyaç gibi görür. Sürekli partner değiştirirler. Aşkın bu arada ortalama süresi 18 ayla 2-3 yıl arasında. Eyvah eyvah. Evet. Şu an bizi dinleyen 3 evet. yıl 4 yıldır devam eden ilişkiler biz acaba aşık değil mi diye soru sorabilir mi? Ya şimdi bazı ilişkilerde aşk sevgiye dönmüyor ve bitiyor. Neden bitiyor? Çünkü kişi diyor ki benim artık heyecanım bitti diyor. Ama zaten bu içimizdeki heyecan var ya, ömür boyu sürmüyor. Belli bir süreç. Bu bir süreç. Ama bunu evrilmesi ve sevgiye dönüşmesi bambaşka bir süreç. Aynen öyle, bambaşka bir süreç ve kişi bunu kabul edemiyor, ayrılıyor ve sürekli başka partnerlerde arıyor o aşkı. Peki neden aşık oluruz? Neden aşık oluruz? Aslında bu bizim bir ihtiyacımız gibi bir yerde. Şimdi dedik ki bilinçaltında depolanan o kusursuz ilişkili, kusursuz arkadaş özelliklerine uygun birini gördüğümüzde aşık oluruz. Şimdi aradığımızı bulmak gibi bir şey mi? Aradığımızı aslında biz niye aşık oluruz biliyor musun? Yani biz aslında karşımızdakinde kendimizi ararız. Ötekinde kendimizi görürüz. Karşımızdaki bize ayna olur. Bizim gelişmemiz için, büyümemiz için, farkındalıklarımızın artması için bazen hayatımıza birinin girmesi gerekir. Özellikle çocuklukta yaşanan duygusal travmalar, anne babanın görmemesi, değer vermemesi, ilgisizliği hep farkındaysan ilişkilerde ortaya çıkar. Hep bu çocukluğa geliyor değil mi? Evet, çocukluğa dayanıyor. Yani aslında biz karşımızda biriyle iletişim kurmak istiyoruz. Bunu çoğu zaman arkadaşlarımızla yapamıyoruz ama karşımızdaki kişi bize ayna oluyor. Ve biz öylelikle kendimizi öğrenmeye başlıyoruz. Peki son zamanlarda çok sık karşılaştığım ve duyduğum şeylerden biri de toksik ilişki. Ah, toksik ilişki. Nedir bu toksik ilişki? Şimdi ben de çok görüyorum, karşılaşıyorum. Toksik ilişki, birbirlerinin çok fazla alanına giren, birbirlerine fırsat vermeyen, çok kıskançlık içeren, neredeyse hayatı birbirine zehir eden bir ilişki biçimi. Şimdi partneri kişinin çayına zehir atıyor, kişi onu karıştırıyor, içiyor farkında olmadan. İçini kasıp kavuran bir şey var ama farkında değil.
Ama bağımlılık yapıyor. Biraz daha arttırıyor dozu. Biraz daha arttırıyor. Biraz daha arttırıyor. Kişi artık perişan ama o kişiye bağımlı olmuştur. Genellikle bağımlı ilişkilerde görülüyor bu toksik ilişkiler. Hani ben şunu biliyorum. O kadar ilişki toksik bir vaziyet, zehirleyici bir vaziyet almış ki kişilerin kendi özel alanı yok. Farkına bile varmıyor bunu, değil mi? Farkına Artık. varmıyor. Bunu da sevgi sanıyor. Beni kıskanıyor, sevgi sanıyor. Birbirlerinin sosyal medya hesapları. Ondan sonra birbirlerinin her gittiği yerleri kıskanma. Kıyafetini kıskanma. Yani bir adım Peki at. bu tek taraflı da olabiliyor, değil Tek mi? taraflı da tabii O ki zaman olabiliyor. daha büyük bir problem diyebilir O miyiz? zaman daha büyük bir problem karşıdaki kurban bilincinde oluyor genellikle böyle olduğu zamanlarda. Kurban bilincini biraz açalım mı? Tabii yani şöyle narsist kurban ilişkisi gibi olabiliyor. Buna daha Sonra girelim. sonra gireceğiz Özel bir bölüm zaten. yapalım Aynen, narsistlerle ilgili. aynen yapalım. Böyle olabiliyor ve kişi bu sefer kendi patolojisini fark ettiğinde, terapiye gittiğinde ya ne oluyor ya bir şeyler ters gidiyor diyor. Bu sefer kendini farkına varınca ya partnerini bir şekilde düzelmesi için yavaş yavaş yola getiriyor ya da o ilişki bitiyor. Bitmeye mahkum oluyor. Evet, aslında o da bir travma yani. Neden böyle birini seçiyorsun? Öyle gelen hani kişilere ben şunu söylüyorum. Tamam, öyle bir ilişkin var ama sen neden böyle birini seçtin acaba? Biraz bunun üstünde Biraz içine konuşalım. dönüp bakması Evet. gerekiyor, değil mi? Kendini keşfetmesi için. Evet. Aslında o da onun için bir deneyim oluyor. Belki bir Kesinlikle. sonraki aşamada daha doğru kararlar verebilmesine sebep Aynen öyle. oluyordur diye Aynen düşünüyorum. öyle. Bu anlamda tabii psikologlar çok önemli bir yeri var. Bizim Evet. o karışık düşüncelerimizi yerine koyuyor Evet. diyebilir Ve miyiz? farkındaysan şöyle de bir şey var. Kişi OKB'si olur. Panik. OKB nedir? OKB obsesif kompulsif bozukluk. Takıntılılık. Takıntılılık diyebiliriz. Yani obsesyon sürekli tekrar eden düşünceler. Konfüsyon da onu rahatlatmak için yapılan davranışlar diyoruz. Farkındaysan obsesif kompulsif bozukluğa sahip, panik atak, kaygı bozukluğu vesaire olan kişiler 5 yıl boyunca bunu çekip terapiye gitmezken aşık olduğunda aşkına ulaşamayan kişi, aşk acısı çeken kişi acil terapiye gitmek istiyor. Öyle bir yoksunluk. Evet, Yani aşk aslında bir kesinlikle. yerde de uyuşturucuya benziyor. Ona benzetiyorum ben. Diyebiliriz. Peki şunu diyebilir miyiz? İlişkilerde o dengeyi her zaman evet tutmamız söz konusu aşk da çok kolay olmayabilir ama Evet. hayatımızı bir terazi gibi düşünürsek o aşkı da mesela yüzde kaçlık bir bölüme koymalıyız ki Ya hani böyle harika. bir bölümünden onu çıkarttığımızda da çok fazla sarsılmasın hayatımız. Çünkü Evet. özellikle gençler aşk yaşadığında, bu aşk ilişkileri sonlandığında derslerini etkileyebiliyor, bütün Evet. hayatını etkileyebiliyor, bir anda depresyona girebiliyor ve sonrasında çıkması da çok uzun Çok bir uzun süre oluyor. olabiliyor kişilere göre değişse de. Ne yapmalıyız? Yani o denge ve teraziyi nasıl kurabiliriz? Evet, şöyle. %100 zevk alabileceğimiz bir hayat olsun. Eğer ben bu kişiye %100 odağımı verirsem, hayatımın merkezine alırsam, bu kişi gittiğinde ben çok büyük bir yoksunluk yaşarım. %100 yoksunluk Evet. yaşarsın, değil mi? Ama Mutsuzluk. ben %25'ini işime, %25'ini arkadaşlarıma, %25'ini hobilerime, %25'imi işte başka derslerime, ödevlerime, çocuk ergenler için mesela verirsem eğer, o kişi gittiği zaman benim diğer %75 toplayacak bir gücüm var. Evet, ayakta Evet. kalabileceğin, Ayakta kalabilecek hayatını bir mutlu bir gücüm şekilde var. en azından devam ya da Evet. daha hafif atlatabileceğin Evet. diyebiliriz. Yani bu şekilde hayatının merkezine almamasını tavsiye ediyorum. Ama en çok yapılan hatalardan biri de bu. Söyleyerek de olmuyor tabii, değil mi? Bir Olmuyor. psikoloğa gelmek gerekiyor Evet, diyebiliriz. gerçekten. Bu Kolay anlamda değil. Hiç onları kolay doğru değil. yönlendiren kişiler her zaman psikologlar oluyor. Ve ben etrafımda da çok fazla görüyorum bu anlamda gençler arasında. Bir sorunla karşılaştığında hemen bir psikoloğa gidelim diyenlerin sayısı da Arttı. çok arttı. Bu Çok çok arttı. sevindirici bir şey, değil mi? Evet. Özellikle gelen ergen danışanlarımdan, Ne güzel. liseye giden danışanlarımdan hepsi ailesine kendisi teklif ediyor. Evet, Kesinlikle. hani benim psikoloğa gitmem gerekiyor. İşte bana bulur musun? Bu Gibi. çok çok güzel bir Çok şey. büyük bir gelişme, harika bir Kesinlikle. Çünkü gelişme. öksürdüğümüzde nasıl hemen kulak burun boğaz doktoruna Evet. gidiyorsak duygusal bir acı yaşadığımızda da Evet. kesinlikle psikologlarımıza gitmeliyiz diyelim. Sana Evet. teşekkür edelim. Ben teşekkür Bir ederim. sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. Görüşmek Şimdilik üzere. hoşça kalın.